Selam canlar kanalımıza hoş geldiniz. Yargı Plus YouTube kanalındasınız. Halk Edebiyatı'ndan son gaz devam ediyoruz. Neredeyiz abi? Anonim Halk Edebiyatı nesir türlerindeyiz. Abi bir öncekinde Nazım'ı halletmiştik. Yani şiiri halletmiştik. Böyle konuşmuştuk. Hatırlıyorsun. Bunda da nesir. Şimdi düz yazı. Bakalım bunlar neymiş? Aa burada böyle düşünceli duran bir kardeşimiz var. Muhtemelen sen şimdi diyorsun ki ben ne halt edeceğim bu kadar ders ya. Nasıl bitecek bunlar? Biter biter abisin bu şekilde geçer gider sen merak etme. Yeter ki sen doğru düzgün çalış bir plan program yap. Bak buradaki bir kardeşimiz diyor ki beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Öbürü de diyor ki Emek hocam yine harika anlatacak. Çok teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Emek abi sen de sunum hazırlayıp kendini övmüşsün. <laughs> ya olur yap ben böyle bazen yapıyorum. Peki abi başladım. Nereden başladım? Mitlerden yani mitoslardan. Emek abi, bu mit dediğimiz şeyler biraz böyle korkunçlu ürkünçlü şeyler mi? Ya aslında öyle şeyler değil. Bak neymiş, gel biraz olayın işin içine girelim. Aslında o dönem birazcık böyle insanların cahil olduğu dönemler. Bazı şeylere anlam veremedikleri dönemler. O yüzden böyle hikayeler uydurmuşlar ve bunların kutsal ve gerçek olduğuna kendilerini inandırmışlar. Mesela örnek veriyorum günümüzde bilim var değil mi? Biz bazı şeylerin mantığını kavrayabiliyoruz. Mesela örnek veriyorum e, mesela yağmurun oluşumu, işte bir şimşeğin çakması. Şimdi ben biliyorum mesela şimşek nasıl çakar? İşte havadaki o direncin elektrik elektrik kuvvetinden daha az olmasıyla beraber değil mi gökyüzüne böyle nitrat olarak iniyor. İşte ne bileyim adam şimdi o dönemde bilmiyor ki pozitif yüklü iyonlar, negatif yüklü anyonlar, katyonlar çarpışıyorlar Adam bunu bilmiyor. Adam böyle ağacın altında otururken bir bakıyor. Kara kara bulutlar geliyor. Birden bir ışık ağaca vuruyor ve yangın çıkmaya başlıyor. Şimdi sen o dönemde yaşayan bir insan olsan, az önce anlattıklarımı bilimsel olarak bilmesen kafayı yersin. Adamlar mecburen uydurmuşlar. Böyle mitler ortaya çıkmış. Adam ne diyor? Aa diyor Zeus diyor bir şeye kızdı diyor. Ne yapıyor gökyüzünden böyle e, alevli, elektrikli çubukların yeryüzüne fırlatıyor diyor mesela. Aa, mümkün mü böyle bir şey? Bizim Zeus'a inanıyor diyorsunuz mu? Hayır. Ama bak adamlar ne yapmış? Bunu kutsal ve gerçek kabul etmiş. Neden? Çünkü savunma mekanizması abisinin gülü. Sen bir şekilde inanman lazım ki kendini rahat hissedesin. İşte bereket tanrıçasına kurban sunalım. Neden? Çünkü tarladan ürün çıkmadı. E sen nadasa bırakmayı bilmiyorsun ki. Sen değil mi tarımdaki yöntemleri bilmiyorsun ki. Bak bilmiyorsun. Allah'la ekiyorsun çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz çıkmazsa hadi kibeleye kurban keselim gibisinden. Bak o yüzden bu şekilde düşün. O yüzden bak burada ne yazıyor? İlkel bil ilk ilkel bir bilim çabasıdır abi ağzında gerçekten it boşuyor bazen yapacak bir şey yok olmuyor yani çok Karslıyız bize yakışmıyor değil mi? Yine kendimizi hakir görelim. O zaman abi mitler neymiş? Sen biraz anlattın ama devam et. Evrenin yaratılışı hakkında kutsal hikayelerdir. Her şeyin kökenine inilir. Abi bu Altay Türklerinde bir yaratılış destanı vardı hatırlıyor musun? Bak ben orada ne demiştim? Destanlarda da mitler böyle çok belirgin gözükür demiştim. Hatırlıyor musun? Yaratılış destanında da her şeyin yaratılması vardı. Değil mi? Tanrı Kuday vardı. İşte bu Radloff'un Verbinski varyantında Ülgen olarak geçiyordu falan filan. Hatırlıyorsun değil mi o? İzlemediysen lütfen o dersleri de izle. Böyle yarım yamalak takip etme. Başlayacaksan en baştan en sona kadar izle canım. Değil mi? Öyle bir oradan bir buradan ders mi dinlenir? Olmaz. İnsan davranışları için model teşkil eder. Aa ben bir şey yaptım. Zeus kızdı. Gökyüzünden alevli çubuklar yolladı başımıza. Ne yapıyor? İster istemez seni doğru yola sevk ediyor. Değil mi? Sen diyor böyle yaparsan diyor tanrıları kızdırırsın. Tanrıların azabı üstümüze olur falan. Hep bu filmlerde görüyoruz ya o sahneler falan. Tamam abi ben kafamda öyle bir şey canlandırdım. Seni dinlerken bir yandan da kafamda film dönüyor abi. Aferin sana. Yoksa bunlar böyle ezberlenecek şeyler değil. 3 gün sonra unutursun. Toplumsal bir bilinç vurgulanır mı? Vurgulanır. Çünkü ben insan davranışı için model teşkil ediyorsam ve insan toplum içindeki bir bireyse toplumla uyumlu olmak zorundaysa ne yapacak? Beni doğru yola mı sevk edecek? Evet. O zaman kahraman veya kişiler doğaüstü tanrısal varlıklardır. Tamam abim hiçbir sıkıntı yok. İnsanların bilinçaltı hakkında yorumsal bilgiler verir. Bunlar kimi zaman korku olabilir, kimi zaman neşe olabilir, kimi zaman bir merak olabilir. Değil mi abi? Aferin sana. Şimdiki zamanlı anlatım vardır. Geçmişteki atalar şimdiki zamanda yardıma koşar. Kutsal bir zaman anlayışına dikkat çeker. Mitlerle ilgili bunları bilsen seni kurtarır abisinin gülü. Hiç sıkıntı yok geçiyorum. Geldim abi neye? Efsaneye. Abi efsane dediğin nedir? Bunlar da mı olağanüstü? Evet, bunlar da olağanüstü. Ama mitler kadar tarihi böyle çok eskilere dayanmıyor. Mitlerden birazcık daha yeni zamana dayanıyor. Tarihle, kişilerle, dini olaylarla ilgili halkın ürettiği sözlü hikayelerdir. Tamam abim, hiç sıkıntı yok. Emek abi sen yine ağzından kaçırmışsın. Olağanüstülükler taşıyor demiştin. Evet olağanüstülükler vardır. Böyle e, taş kesilme gibi, şekil değiştirme gibi, bir gözüküp bir kaybolma gibi böyle motifler falan var. Yani bir insanın durduk yere böyle taş kesilmesi normal mi? Mesela bizim Kars'ta böyle e, bazı taşlar var. Z Adamlar şeye inanıyorlar mesela işte bir çoban varmış çok büyük bir günah işlemiş işte Allah onu taşa çevirmiş işte bildiğin çoban şeklinde bir taş var etrafında böyle koyun şeklinde küçük küçük taşlar var falan uzaktan bakınca gerçekten benziyor böyle bir çoban sürüsüyle beraber donup kalmış gibi gözüküyor falan. Yani bu şekilde kafanda e, kodla kafanda tut. Yani o yüzden anlatıyorum. Tamam mı? Çünkü anlaması böyle idrak etmesi zor olabilir. Kişilerle ilgili olan efsanelere menkıbe denir. Tamam abi bunu böyle bir işaretleyeyim. Çünkü bu güzel bir bilgidir. Böyle bilgi sorularında falan çıkabilir. Gerçek olmadığı halde gerçekmiş gibi kabul görürler. Ya Emek abi çoban koyunlarıyla beraber taş olur mu ya? Ya buna kim inanır ya? Ama bak gerçekmiş gibi anlatırlar. Neden? Çocukları korkutmak için. Sen yaramazlık yaparsan bak görürsün sen de böyle taş olursun falan. Abiler ablalar çocuklarınızı korkutmayın. Bak sonra psikolojileri bozuluyor. Biz öğretmenler uğraşıyoruz. Yapmayın. <laughs> Masallara göre kısadır. Tamam abi. Herkesin anlattığı bir türdür. Evet bak düşün. Bu çoban şeyini getir aklına. Herkes böyle anlatabilir, konuşabilir. Bunu bir dedenden de duyabilirsin. Amcanın oğlundan da duyabilirsin. Komşunun çocuğundan da duyabilirsin. Zaman yaşadığımız zamandır. Mekan yaşadığımız mekandır. Şekil değiştirme, taş kesilme motifleri yaygın olarak kullanılır. Tamam abi. Zaten biz çok güzel anladık. Bak şimdi şurası çok önemli. Bence buradan çok güzel bir soru yazılabilir. Mesela aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır? Ya da Saim Sakoğlu'na göre aşağıdakilerden hangisi efsanenin dört temel unsurundan biri değildir falan gibi böyle zorlayıcı bir soru olamaz mı? Olabilir. Bakalım neymiş? Saim Sakoğlu efsanenin dört temel unsuru olduğunu söylüyor. Nedir abi bunlar? Şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılırlar. Tamam abi, şahıs, olay ve yer hakkında anlatılıyor. Anlatılanların inandırıcılık özelliği vardır. Tamam abi, bunu da attım aklıma. Demek ki biri anlatıyor, anlatırken inanarak anlatıyor, değil mi? Bunun böyle olduğunu düşünüyor. Olağanüstü özellikler görülür. Tamam abi, kısa ve konuşma diline yer veren anlatımlardır. Abi bak burada e, ne demiştik? Herkes anlatabilir. Herkesin anlattığı bir türdür. Peki abi zaten bunu herkes anlatabiliyorsa bu zaten bizim konuşma dilimize yakın olmak zorunda değil mi? E herkesin anlattığı bir şey bizim konuşma dilimize yakındır sonuçta değil mi? Aklında bu şekilde kodlayabilirsin. Maddeler arasında böyle bağlantılar kurabilirsin. Sen akıllı, zeki bir çocuksun. Geçiyorum. Geldim abi masal. Oley! Çocukluğumuzdan beri dinlememiştik. Emek abimiz bize masal anlatsın. E masal falan anlatmayacağım. Öyle bir şey yok. Özelliklerine bakacağız canım. Kocaman böyle insanlara masal mı anlatacağım? Efsaneden, uzun halk hikayesinden kısadır. Olağanüstü özellikler taşır. Evet abi, masallarda devler olur, cinler olur, periler olur. Değil mi? Böyle peri kızları falan olur. Ben zaten biliyorum abi bunları. Sıkıntı yok. Zaman ve yer belli değildir. Bak, gerçekten öyle. Mesela hangi masalda zaman bellidir ki? Düşünsene evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Abi evvel zaman ne demek? Ne zaman yani? Belli mi zaman? Değil. Mekanlar da belli değil, yer belli değil. İşte Kaf Dağı. Ya haritayı aç hele bir göster Kaf Dağı nerede? Yok ki uydurmuşlar. Zaten uydurmaları lazım. Çünkü çocuğun dikkatini çekmen lazım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde dediğin zaman çocuk diyecek ki kalbur zamanın mı içinde? Nasıl ya falan derken hop kendini masala kaptıracak bir anda böyle dinlemeye başlayacak. Çok güzeldir, çok eğlencelidir. Hayal gücünün ürünüdürler. Tamam abi, masalın amacı insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmektir. Abi bak şöyle düşünsene. Masal gerçekten çocuk gelişimi için çok önemli bir şey. Neden? Şimdi bak bu çocuk dediğim varlıklar bir kere benciller. Bir kere yaramazlar, haylazlar, laf söz dinlemiyorlar. Çocuğa bir şey diyorsun, bu kulağından giriyor, bu kulağından çıkıyor. Adam seni sallamıyor bile. Millet cinnet geçiriyor. Ama masalda bizzat birebir böyle direkt öğüt vermediğin için dolaylı olarak çocuk dinleyip anladığı için çocuğun hoşuna gidiyor. İşte sen hırsızlık yapma dersin çocuğun burasından girer burasından çıkar. Hayır o benim der arkadaşının elinden alır. Ama masalda mesela onu yapan birisinin başına kötü bir şey geldiği zaman çocuk diyor ki ha acaba benim de başıma gelebilir mi ya böyle bir şey olabilir mi acaba diyor yapmıyor. Aslında bak amaç ne? Çocuğun ahlakını güzelleştirmek onu doğru bir yola iletmek. Harikasın abi genellikle mişli geçmiş zaman kullanılır. Bir varmış bir yokmuş. Evet abi bak gerçekten de öyle. Masalların ha <laughs> bak denk geldi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanında kalbur saman içinde gökten 3 elma düşmüş gibi tekerleme bölümleri vardır. Masalın tekerleme bölümüyle başlaması. Bak az önce benim dediğim yere geliyor şimdi. Okuyucuyu olağanüstü olaylara hazırlama amaçlıdır. Hani ben az önce dedim ya çocuk onu böyle düşünürken birdenbire kendisini masalın içinde buluyor değil mi? Fark etmeden o masal dünyasına birdenbire girmiş oluyor. Olağanüstü kişilerin başından geçen olağanüstü olaylar anlatılır. Tamam abi bir bakıyorsun Keloğlan'ın karşısına dev çıkıyor. Bir bakıyorsun bir Peri kızı çıkıyor. İşte diyor ki. E dile benden ne dilersen işte ne dilerse oluyor falan filan. Gerçekten abi keşke ne dilesek olsaydı da bu böyle masallardaki bir özellik olmasaydı. Hayatımızdaki bir özellik olsaydı. Ama o zaman da hayatın çok da bir anlamı kalmazdı sanki. Masalların mekanı Kaf Dağı, Yedi Derya Adası, Maçın gibi hayali masal ülkeleridir. Zaten yer ve zaman belli değil falan demiştik. Bak destekler nitelikte. Masallardaki kahramanlar iyi kötü, haklı haksız olmak üzere iki grupta toplanır. Peki hangisi kazanır masalların sonunda? Bayram iyiler mi kazanır, kötüler mi? Kötüler. Hayır, masalların sonunda iyiler kazanır. Bura masaldayız. Bura bak gerçek dünya değil. Senin dediğin gerçek dünyada. Gerçek dünyada hep kötüler kazanır. Masallarda hep iyiler kazanır. Sebebi nedir? Çünkü çocuklara ben doğru yolu göstermek istiyorum, öğüt vermek istiyorum. Şimdi çocuk masalı dinliyor. Masalın sonunda kötü karakter kazansa çocuklar ki ben de şerefsiz olayım. Ben de milleti dolandırayım. Ben de böyle kötü işler yapayım. Ama o adam masalda cezasını çekerse çocuk der ki ha bak bu adamın kalkıştığı ya da bu çocuğun kalkıştığı kötü bir şeydi. Sonunda bir ceza çekti. Aman aman ben bundan uzak durayım der. Masalın amacı zaten çocuk eğitimi. Çocuğa direkt anlatamıyorsun ki buradan giriyor buradan çıkıyor. Masallarda her zaman iyiler haklılar kazanır. Kötüler haksızlar kaybeder. Masallarda da fabıllarda da zaman belirsizdir. İlahi anlatıcı vardır. Şimdi bak burası çok önemli. Bak Masal deyince bizim aklımıza gelen bazı isimler var. Bunlardan biri Eflatun Cem Güney. Uluslararası ödüllere sahip bir adam. Bizim masalcı dedemiz, masalcı babamız. Lakabı gerçekten masalcı babadır. Pertevnail Boratav da vardır. Ama aralarındaki fark şudur. Pertevnail Boratav daha çok böyle kendi yazmaz. Gider derler. Hani bir yerden masal bulur, onu araştırır, yazar. Eflatun Cem Güney hepsini kendi hayal gücünden uydurmuştur. Hepsini kendi bizzat yazmıştır. Bu yüzden bak Eflatun Cem Güney'e biz masalcı baba masalcı dede deriz. Eğer bir soru kalıbında Eflatun Cem Güney'i görürsen şıklarda böyle masal falan ara tamam mı? Anahtar ifadedir. Aman diyeyim kulağına küpe olsun. Peki abi Pertev Nail Boratal Az Gittik Uz Gittik önemli bir eser. Eflatun Cem Güney evvel zaman içinde önemli bir eser. Ama bak şuna dikkat et. Eflatun Cem Güney'in de Az Gittim Uz Gittim diye bir eseri var. Eğer bir yerde Az Gittik Uz gittik. Yani şöyle K ile yazılmış halini görürsen. Pertevnail Boratav. Az gittim uz gittim. Böyle M ile yazılmış halini görürsen Eflatun Cem Güney. Cem'deki M ile az gittim'deki M'yi falan böyle kafanda kodlayabilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. O zaman bak Eflatun Cem Güney evvel zaman içinde az gittim uz gittim. Güzel. Pertevnail Boratav'da az gittik, uz gittik. Kim gitti? Biz gittik. Birinde biz, birinde ben. Ben olan Eflatun Cem Güney, biz olan Pertevnail Boratav. Böyle bir soru çıkarsa vallahi delip geçer sizi. Sınav anında heyecanlanırsın. Ulan az Gittik miydi, uz gittik miydi, gittim miydi, hani hangisiydi falan filan böyle şok olursun böyle yamulturlar seni. Emek abin uyardı, aha burayı böyle yüz yuvarlak içine aldı geçiyorum. Peki masalların bölümleri var abi. Masalların bölümü nedir? Bir döşeme, iki olay, üç dilek. Tamam abi döşeme bölümünde ne oluyor? Adam döşüyor, sallıyor baba salla, atış serbest tamam mı? Öyle. Bak dinleyiciler başlangıç formelleri ile masala hazırlanır. O zaman döşeme kısmı masalın başlangıç kısmı mı? Evet başlangıç kısmı bak evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken Bak ne yaptım? Masala başlıyorum, değil mi? O zaman uyanık ol. Bir soru kalıbında şunları gördün. Hangi bölümü diye sordu. Gideceksin döşemeyi işaretleyeceksin. Neden? Çünkü demek ki bu masalın başlangıç kısmından alınmış. Sana döşeme bölümünü soruyor abisinin gülü. O zaman bak masalın başında masal tekerlemeleri ve yalanlama denen bölümlerde olabilir. Bak şöyle Formeller gördün. De ki tamam bu demek ki masalın girişiyle ilgili bana döşemeyi soruyor. Zaten bak çocuğun da masala hazırlanmasını sağlıyor. Şimdi çocuk diyor ki ya diyor develer nasıl tellal olur? Pireler nasıl berber olur? Ben diyor anamın beşiğini nasıl sallayabilirim? Ya anamın beşikte ne işi var? Bir de ben onu nasıl sallayabilirim? Çocuk böyle şaşırıyor tamam mı? Sen böyle anlatırken çocuk böyle ağzının içine bakıyor. Bu nasıl olabilir derken birden masalın içine giriyor. Çocuk kaptırıyor götürüyor. Çünkü çocuk dediğin hiperaktif durmuyor ki yerinde. Içinde. Bir çocuğa bir şey dinletmek de zor ama masallar hem eğlenceli hem öğretici. Çocuk gelişimi için de mükemmeldir. Buradan ebeveynlere de sesleniyor muyuz? Sesleniyoruz. Allah'ım çok güzel. Olay. Olayın anlatıldığı bölümdür. Yani masaldaki olayın bölümü. O zaman bak ben burada başlangıcımı yaptım. Bunu böyle giriş gelişme sonuç gibi falan düşünebilirsin. Burada başlangıcımı yaptım. Burada ne yapıyorum? Olayı geliştiriyorum. Olayın anlatıldığı bölümdür. Bağlayış ve geçiş formelleri vardır. Konarak, göçerek, la aile sümbül biçerek. Bir de baktım ki falan ya da işte az gittik uz gittik dere tepe düz gittik bir de baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Abi demek ki bak bir yerden bir şey yapıyor, bağlıyor değil mi? O zaman ben bu formelleri görürsem hangi kısmı işaretleyeceğim? Olay kısmını işaretleyeceğim. Demek ki bana olay bölümünden bir soru sormuş. Peki abi bir de bitiş var. Yani dilek kısmı var. Abi masallar nasıl biter? Bitiş formelleriyle biter. Bu kısma da dilek kısmı denir. Gök Gökten üç elma düştü ya da işte onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düştü biri bu masalı anlatan dedenize, biri masaldaki o güzel yavrucağa, biri de arkadaki bayrama falan değil mi? Böyle ne yaptık masalı bitirdik gibisinden. Anlaştık mı canlar? Bak bunlar önemlidir buradan sonra çıkabilir. Emek abin seni uyardı. Bilmiyorum artık dedim. Masallardaki semboller. Abi masallarda bazı semboller var. Mesela bir masalda üvey anne varsa muhtemelen ana karaktere zulmediyordur. ve çektiriyordur ona. Masallarda bir yaşlı adam varsa genelde böyle yardımcı oluyor. Böyle iyilik falan düşünüyor. Masallardaki yaşlı adamlardan çok zarar gelmiyor. Ama masallardaki böyle yaşlı nine, ninelerden, teyzelerden falan zarar gelebilir. Bak masalına göre tamam mı? Bir yerde köse varsa, teyze varsa kö kötülük vardır, kıskançlık vardır. Bak üvey kız kardeş. O da kıskançlık demektir. Keloğlan falan zaten zeka ve şansın göstergesidir. Bunları bunlar da böyle bir konuşmak istedim. Bunlar masallarda bazı sembollerdir. Bak şuradaki not çok önemli. Abisinin gülü. Bak buraya dikkat et. Masal anlatan kişilere masal anası, masalcı, hekveci, olçum gibi isimler verilir. Genelde masal anlatan kişiler de kadındır. Bu yüzden biz masal anası falan deriz. Tamam mı? Bak önemlidir. Bu notu da lütfen video ders notundan böyle altını çiz, oraya da 3 yıldız koy. Buradaki isimleri de aklına yaz. Tamam mı? Aferin sana. Geldik abi nereye? Halk hikayelerine. Ben çok severim. Neden severim? Defalardır söylüyorum. Benim memleketim Kars. Bazen kışları böyle kahvelere aşıklar gelir. Böyle saz çalarlar, türkü söylerler ve halk hikayeleri anlatırlar. Bizim orada hala bu yaşayan bir gelenektir. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Abi o zamanlarda yani Düşünsene çok eski zamanlardasın. O zamanlarda Twitter mı var? O zamanlarda Instagram mı var? O zamanlarda YouTube mu var? Sen köy yerindeki bir adamsın. Gündüz tarlada çalışıyorsun. Akşam ne yapacaksın? Gideceksin kahveye. Böyle il il, şehir şehir, köy köy dolaşan aşıklar var. Geliyorlar sana böyle hikayeler falan anlatıyorlar. Saz falan çalıyorlar. Sen de oturuyorsun. Onları dinliyorsun. Bazen karın çocuğun evde seni bekliyor. Sen ondan dinliyorsun. Gidip bir de evdekileri anlatıyorsun. Ne oluyor? Bak akşam verimli bir hale gelmiş oluyor. Bazen büyük bir köydeysen, büyük bir kahvedeysen hadi sıpalar siz de gelin diyorsun. Çocukları da götürüyorsun. Çocuklar da dinliyor falan. Abi çok güzel bir şeydir. Bu aşıklar böyle sazlarını alırlar. Böyle köy köy dolaşırlar. Bir de köyün muhtarı ve kahvecisiyle de anlaşırlar. İşte sen adamları topla ben hikaye anlatacağım. kahvecide de tabii çay satacak yolunu bulacak falan. Muhtara zaten eğlence çıktı. o bu akşam hikaye dinleyeceğiz. Ne yapsın adam? Basit düşün ne yapsın? Köy yerinde akşama kadar ölene kadar çalışsın mı? Onların eğlencesi de bu abim ne yapsın yani? Peki Destan döneminin sonlarına doğru çıkmış eserlerdir. Halk hikayeleri destanlara göre tarihi olaylara daha az yer verilir. Halk hikayelerinde kişiler destanlara göre gerçeğe daha yakındır. Tamam abim, sıkıntı yok. Olağanüstü durumlar da görülebilir. Oluyor, gerçekten oluyor. Mesela halk hikayelerindeki dualar ve beddualar kabul oluyor. Yani gerçekten kabul olduğunu görüyorsun. Olağanüstülükler var. Mesela Arzu ile Kamber hikayesinde Arzu diyor ki: "Allah'ım diyor, sen beni Kambere kavuştur." O an benim canım al. Bunlar kavuşuyorlar. Kız o an ölüyor mesela. Hani ne alaka falan. Bazen böyle kahvede sıkıntı çıkıyor. Halk içerisinin sonu kötü bittiğinde aşağı sandalye falan fırlatıyorlarmış. O yüzden aşık böyle hikayeyi 3-4 güne yaya yaya anlatıyormuş. En heyecanlı yerde böyle reklamlar. Hani ertesi gün yine gelin ki çaycı kahveci çay kahve satsın az biz de yolumuzu bulalım. Oğlum duygusal biraz hani bir günde anlatmıyorlar. Böyle saz çalıyorlar, türkü söylüyorlar falan. Bunu böyle bir eğlenceye dönüştürüyorlar. 3-4 günlük bir şey. Böyle bazen gündüz aşığın yanına gidip şey diyorlarmış. Abi nasıl bitiyor ya? E ne oluyormuş? orada falan. Aşık söylemeyince git akşam dinlediğince böyle tartaklıyorlarmış. Baya aşığın dayak yemişliği de vardır yani. Zaten aşık dediğin bizim Kars'tan çıkar. Bizim Kars aşıkların memleketidir. Onu da altını belirteyim. İnanmayan gitsin araştırsın. He, Vallahi karışmam. İnanmıyorsan git araştır. Dede Korkut hikayeleri Türk edebiyatında destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir. Abi zaten biz bunu Dede Korkut'ta konuşmuştuk. Burada yeri gelmişken bir kere daha söyleyelim mi? Söyleyelim. Bazen kol kavramıyla anlatılır. Emek abi kol dediğin nedir? Şimdi bak aklına şu da gelebilir. Bazı aşıkların kolları vardır. Mesela örnek veriyorum. Ben çok harika, çok büyük bir aşığım. Yanımda öğrenci yetiştiriyorsam, o büyüyünce aşık oluyorsa, sonra o da öğrenci alıyorsa, o da yetiştiriyorsa, bu böyle devam ediyorsa demek ki ben kola olan bir aşığım. Yani bu koldan bahsetmiyor. Yani yanında öğrencisi çırağı var anlamında. Bayağı ünlü büyük aşıkların vardır. Nazım'la Nesir iç içedir. Abi o zaman şiirle düz yazı iç içe mi? Evet. Zaten bak düşünsene olayın mantığını kavra. Ben aşığım, geldim, oturdum. Tüm köy toplandı. Böyle ağzımın içine bakıyorlar, beni dinliyorlar. Ben arada bir böyle türkü söylemezsem, şiir okumazsam. Zaten türkü dediği şiirdir, değil mi? Şiirin ezgili halidir. Adamlar ne yaparlar? Sıkılırlar. Bu ne ya? Sürekli hikaye, hikaye. Bir yerden sonra koparlar, dinleyemezler. Ama bakalım. Aldı sazı eline. Bakalım Leyla ne söylemiş deyip böyle bir Türkiye'ye girdiği zaman oradaki kadınlar böyle yamuluyor. Ay ne romantik. Leyla, Mecnun falan. Hani ve türkü mürkü halkın böyle nabzını yükseltiyor. Neyse diyor bakalım şimdi ne söyledi falan diyor. Türküyü bırakıyor hikayeyi anlatmaya devam ediyorsan böyle bir irkiliyorsun diyorsun. O ne kadar romantik ne kadar etkileyici bir aşk var orada falan. Zaten hikayenin sonunda biri öldüğü zaman da sandalye fırlatıyorlar. Adamlar öyle gaza getiriyorlarmış abim. Yani bu böyle kolay bir iş değil. Herkes böyle aşık olamaz. Herkes böyle halk hikayesi anlatamaz. Öyle basit değil. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, arzu ile kamber, ferhat ile şirin, ercişli emrah. Bak bunlar içinde böyle aşk temasının yoğun olduğu halk hikayeleridir tamam mı? Peki Köroğlu, Battal Gazi, Kaçak Nebi. Abi burada da daha çok böyle kahramanlığın olduğu halk hikayeleridir. Halk hikayelerinde sürekli ay ponçik bu sıkar dinlemez. İnsanlar sıkılır ama orada baba yiğit erkekler ne dinlemek ister? Bazen böyle bir kahramanlık halk hikayesi de dinlemek ister. Değil mi? Bak bu da olabilir. Dikkat et. Peki Kirman Şah, Yaralı Mahmut, Şah İsmail, Bay Böyrek. Bunlar da böyle hem aşkın hem kahramanlığın olduğu halk hikayeleridir. Ya zaten bunları böyle çok gruplandırmak da doğru değildir. Hepsinde azar azar böyle birazcık vardır böyle. Aynı sütlacın üstündeki bu tarçın gibi düşün zaten var. Ama işte böyle soruda falan çıkarsa en azından böyle kafanda bir şekil oluşsun istedim. Abi kalıplaşmış ifadeler var. Aldı sazı eline. Bakalım ne dedi? de üp kesti. İşte bunlar da genelde böyle türküden hikayeye geçerken ya da hikayede mesela aşık hikayeyi anlatıyor. Baktı millet oflay puflamaya başladı. Tamam ulan bunlar kalkıp gidecek. Kahveci çay satamayacak. Biz de para kazanamayacağız. Neyse dur bir türkü söyleyeyim. Millet böyle bir kendine gelsin. Aldı sazı eline. Aa millet aa türkü başlıyor falan. Böyle dikkat kesiliyor. Tamam mı böyle kulakları dikeliyor. Peki abi kalıplaşmış ifadeler vardır konuştuk. Peki anlatan kişilere ne denir abi? Zaten aşık denir. Sen sabahtır aşık diyorsun. Kars'ta şey derler var ol aşık sağ ol aşık. Hey helal aşık falan bizde çok yaygın olduğu için çok böyle benden bir şey çok hoşuma gidiyor. Tamam abi aşık denir. Hekatçı, metta bunlar da söyleniyor. Aklında bulunsun. Müzik, şiir, efsane, bilmece, tekerleme, atasözü, deyim. Kısacası halk türü, halk edebiyatı unsuru bulunduran her şey halk edebiyatının içinde olabilir. Bayram bizim orada ne yaparlar biliyor musun? Aşık girdi kahveye. Diyelim hikayeyi anlatmaya başlamayacak. Milletle biraz tanışmak istiyor. Millete biraz böyle hünerini göstermek istiyor. Herkesten para toplanır. O bir ayakkabının, çarığın ya da bir kesenin içine konur. Böyle kapıya çakılır. Herkesin gözünün önünde. Aşık bir bilmece okur. Böyle saz çalarak şiir şeklinde bir bilmece söyler. Bilmeceyi bilen o parayı alır abi. Bak böyle güzellikler var. Hani milleti böyle olayın içine katıyor. Bildiğim böyle bir şov yapıyor ya adamlar böyle seyircili millet eğlensin diye. E o zaman abi tamam bilmece, tekerleme, atasözü deyim. Kısacası her şey var mı? Her şey var. Abisinin gülü. Bak güzel. Sonra Burası da önemli, burası da önemli. Eğer bir halk hikayesi türkülüyse buna Serküş'te Bozlak gibi isimler verilir. Bak türkülü halk hikayelerine Serküş'te Bozlak gibi isimler verilir. Eğer bir halk hikayesinde türkü yoksa türküsüz bir hikaye ise millet onu sevmez kara hikaye der. Ne diyormuş? Kara hikaye. Bunlar daha çok türkü olmadığı için nesir yani düz yazı şeklindedir. Tamam abi mantıklı zaten sıkıntı yok. O zaman Türkü yoksa kara hikaye, türkü varsa serküşte ya da bozlak. Tamam mı? İşte ben gittim, türkü yoktu, dinledim, sıkıldım, kalktım eve gittim, moralim bozuk. İşte hanım soruyor. "Bey, ne oldu?" "Yok ya, bugün zevk almadım, kara hikayeydi." Kadın anlar. "Ha, türkü okumamış demek ki. Sen de o kadın gibi bilgili ol, tamam mı? Heh, bunlar hep senin halkının edebiyatı, bilmen lazım. Geçiyorum. Peki abi şimdi bu aşık aşık diyoruz ya bu adamlar nasıl aşık oluyor nasıl bu yeteneği kazanıyor inanırsın inanmazsın yani böyle e, olağanüstülükler içeren durumlar da var içermeyen durumlar da var işte halk hikayelerindeki aşıklar nedir abi nasıl oluyor bu iş falan bak şimdi halk hikayelerinde kahramanların aşık olma biçimleri var şimdi bu adamlar nasıl aşık oluyormuş. Bir, bade içme yoluyla aşık olma. Bunu zaten herkes bilir. Adam ne yapar abi? Uykuya yatar. Uykusunda aşığın badeyi içmeden önceki hali, durumu hazırlıktır. Yani bu uyumadan önceki durumdur uyur. Uykusunda yani rüya görme kısmında uyuma olayı gerçekleşir uyuyor adam. Uykusunda bir pir geliyor. Bu pir buna elinden işte bir böyle tasın içinde, kadehin içinde bir bade ikram ediyor. Bu adam bunu içiyor. İçtikten sonra bak uyanış. Sas sesiyle uyanıp ağzının köpükler saçması. O zaman abi bak şöyle diyebilir miyiz? Adam badeyi içti ya. Uyandığı zaman böyle ağzından köpükler saçarak mı uyanıyormuş? Evet. Rüyasında bir pir geliyormuş, buna bir bade içiriyormuş. Bu da badeyi içtikten sonra uyanıyormuş. Böyle bir SAS sesi falan duyuyormuş ve ağzında köpükler oluyormuş. Abi kuduz mu olmuşlar? Hayır. Bu işte inanırsın inanmazsın. Dalga geçme. Bak dalga geçme bu böyle bir şey. Sonra ilk değiş var. Abi ben mantığını anladım. İlk değiş şimdi bu adam badeyi içti, köpüklerle uyandı. O saz sesini falan duydu. Abi kesin şimdi bu saz çalmaya da başlar. Aynen öyle saz çalmaya başlıyor. Rüyasında olanları şiir ile ifade etmesi saz çalıp söylemesidir. O zaman bak hazırlık, rüya, uyanış ilk değiş. Hazırlandım badeyi içmeden önceki uyanık halim. Sonra ben uyudum abi bir şekilde. İşte bir ağacın altında uyudum. Ya da ne bileyim dama çıktım yıldızları seyrederken falan uyudum. Bir şekilde uyudum. Rüyama bir pir geldi. Bana bir bade ikram etti. Bir içecek ikram etti. Ben onu içtim. Sonra uyandım. Kulağımda bir saz sesi var ağzımdan böyle köpükler falan çıkıyor. Allah'ım bana bir şeyler oluyor böyle korkuyorum. Ne yapıyorum? İlk değişimi söylüyorum. Birden saz çalıp doğaçlama bir şekilde şiir okuyabiliyorum, türkü söyleyebiliyorum. Allah'ın işi. İnanırsın, inanmazsın. İster dalga geç, ister geçme. Biz burada e, diyorum ya edebiyatçılar biraz böyledir. Böyle yalanları severiz biz. Peki abi başka nasıl bunlara aşık oluyormuş? aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenince aşık olmaları. Bunlar birbirlerini kardeş zannediyorlarmış, aynı evde büyüyorlarmış. Sonra bir bakıyorlar ki ana biz kardeş değilmişiz. O zaman ne yapalım? Belki birbirimizi daha iyi tanırsak, daha iyi severiz, daha iyi anlaşırız. Tamam bak Arzu ile Kamber buna örnek. Tahir ile Zühre buna örnek. Tamam abi bu da benim aklımda. O zaman bir, bade içme yoluyla aşık olma var. İki, aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenince aşık olmaları var. Üç, Resim görerek aşık olma var. Bak Köroğlu kollarında, Köroğlu yani kol derken çeşitli köroğlu hikayelerinde. Şimdi her bölgede farklı bir köroğlu anlatılır. İşte bu bölgedeki kolu, şu bölgedeki kolu falan derler. Mesela köroğlunda bu var. Resim görerek aşık olur ve resimdeki kızı bulmak için şehir şehir gezer. İşte resimdeki kızı arar. Ararken de işte böyle ne yapar? Oralarda olaylar, hikayeler, durumlar falan yaşanır. Bunlar da böyle anlatılır. O zaman bak resim görerek aşık oluyor. Kızı bulmak için ne yapıyor? Şehir şehir, ülke ülke geziyor mu? Geziyor. Sonra bir de ilk İlk görüşte aşık olma var. Bu Şah İsmail hikayesinde çok güzeldir. Şah İsmail bir gün avdayken Gülizar'ı görür. Ve ne yapmış biliyor musun? Bayram ne olmuş biliyor musun Gülizar'ı gördüğünde? Atın üstünde bayılmış adam. Böyle attan düşmüş. Hani diyor ya attan düşmüşe döndüm seni görünce. Gerçekten Gülizar'ı öyle bir görmüş ki öyle bir ilk görüşte aşk yaşamış ki adam atının üstünde böyle tık diye düşmüş. Zaten inanırsın inanmazsın. Şa İsmail gerçekten de yaşamış bir hünkar sanatçıdır değil mi? Peki abi o zaman burayı da işledik mi? İşledik. Bade içme yoluyla aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrenince, resim görerek ve ilk görüşte aşık olma bunlar da böyle aklında tut. Belki soru falan gelir. Emek abine hatırlarsın. Böyle yüzün güler bir tebessüm olur. Peki Abi halk hikayeleri genelde mutlu sonla biterler. Ama bazen böyle mutlu sonla bitmeyen halk hikayeleri de vardır. Mesela Kerem ile Aslı da Kerem yanıp kül olmuyor mu? Değil mi? Kerem yanmaya başlıyor. Aslı da korkuyor koşuyor ona dokunuyor. Beraber böyle yanıp tutuşup ölüyorlar değil mi? Evet. Bak abi iyi sonla mı bitmiş? Bitmemiş. Zaten bak aşıklar da uyduruyorlar. Şimdi köy yerinde millet Kerem ile Aslı'yı dinliyor. Hikayenin sonunda ikisi de öldü mü? Tam böyle sandalyeyi kaldıracaklar aşığın başına vuracaklar. Dur dur diyor öteki tarafta kavuştular diyor. Nasıl ya? Mezarından gül bitti. Gül ne demek? Öteki dünyada kavuştular demek. Eğer Karaçalı bitseydi öteki dünyada da kavuşamazlardı demek. Millet diyor ki he ulan aşık tam böyle başını yarıyordum da senin. Ey yırttın son anda. Bak böyle şeyler de oluyor. O zaman bak Kerem ile Aslı'da... Mesela Mesela kül olma motifi var. Mesela kötü sonla bitmiş. Bak arzu ile kamber, ferhat ile şirin, tahir ile zühre. Bunlarda da mezarda gül bitmesi motifi vardır. Az önce yine anlattığım şey mezardan biten güle göre, mezardan çıkan çalıya göre öteki dünyada bunlar kavuştu mu kavuşamadı mı bununla ilgili yorum yapılır. Bununla ilgili böyle e, bir şeyler uydurulur. Öyle diyeyim. Bazı olaylar tarihi gerçeklik taşır. Mesela bak Köroğlu hikayesinde Celali ayaklanmaları işlenir. Emek abi tarihte gerçekten Celali ayaklanmaları var. Değil mi? Bak benim tarih hocam bana anlattı. Erciş Emrah ile Selvan hikayesinde mesela Şah Abbas'ın gidip de Van Kalesi'ni kuşatması var. Abi gerçekten bu olay yaşanmamış mı? Yaşanmış. Bak zaten halk hikayeleri ne demiştik? Böyle hem gerçektir hem olağanüstüdür ama gerçeğe daha yakındır demiştik. Değil mi? Yaralı Mahmut hikayesinde İstanbul padişahının Gence seferi konu edinir. Abi gerçekten böyle bir sefer var. Tamam, sıkıntı yok. Kahramanın iki büyük yardımcısı vardır. Biri emek abinin en sevdiği ne? At. İkincisi ne? Hızır Aleyhisselam. Genelde bak Hızır ve at her zaman kahramanın yardımcısıdır. Dualar ve beddualar gerçekleşir. Arzunun Allah'ım beni Kambere kavuştur, sonra canımı al demesi ve kavuştuktan hemen sonra ölmeleri buna bir örnektir. Bunlar da aklında bulunsun abisinin gülü. Geldim fıkra. Emek abi halk hikayeleri güzeldi. Böyle biraz yaşatmaya çalıştım sana. Umarım aklında kalmıştır. Çünkü halk hikayesi gerçekten önemlidir. Soru çıkma ihtimali vardır. Hatta ilerleyen videolarda belki bir videoda böyle halk hikayeleriyle ilgili bir video çekeriz. Hangi halk hikayesinde ne anlatılıyor? Konusu ne? Kimler var? Biraz bunları konuşuruz. Belli mi olur belki soru olarak çıkar. Fıkra gerçeklerden hareketle bir mesaj vermeye çalışan mizah ve eleştiri unsurlarının bulunduğu hikayelerdir. Hani bu Yılmaz Erdoğan ÇGH skeçlerinde yapıyordu ya. Peki konumuz neydi? Bir mesaj olması lazım. Mesajımız neydi? Yapıyordu ya hani. Hani böyle güldürürken düşündürmek falan. Orada eser falan terliyordu. Ya hocam işte mesajımız şu falan böyle terliyorlar diye. Aklına o sahne gelsin ya. Olabilir. O zaman bak mizah ve alay önemlidir. Bir mesaj veriliyor mu abi? Bir mesaj veriliyor. Güldürürken düşündürülüyor. Tez ve antitez üzerinden kurulur. O zaman bir benim savunduğum bir şey var. Bir de savunurken aslında savunmadığım yani o zıtlıktan, karşıtlıktan yararlanarak sana ders verdirmeye çalıştığım bir şey var değil mi? Aferin. Genelde nesir şeklindedir. Yani düz yazı toplumsal özelliklerde yansıtır. Peki bazı fıkra tipleri var. Nedir abi bunlar? İncili Çavuş. Bak önemlidir. Mesela İncili Çavuş saray çevresindeki bir fıkra karakteridir. Genelde İncili Çavuş fıkralarında böyle sarayın içi içindeki komik olaylar, entrikalar falan anlatılır. Sonra Bekri Mustafa var. Bekri Mustafa bir tık böyle şurupçu bir kardeşimiz. Böyle sarhoş bir kardeşimiz. Ne zaman 4. Murat böyle içki içmeyi yasaklasa kayıkta bu içerken <laughs> 4. Murat'a falan denk gelir. İlla ki duymuşsundur ya. Bunlar önemli fıkra tipleridir. Abi Nasreddin Hoca anlatmana bile gerek yok. Ben zaten biliyorum. Tamam. Sonra Bektaşi var. Değil mi? Bektaşi fıkraları vardır. Bak bunlar önemli. Kemine, Esen Pulat, Ahmet Akay, Kuday Bergen. Abi bunlar ne? Ben bunları ilk defa duydum. Bak kemine Türkmenistanlı bir fıkra tipidir. Aklında bulunsun. Hani o coğrafyalarda olanları da söyleyelim. Esen Pulat Türkmen fıkra tipidir. Abi Ahmet Akay Kırım Türkleri arasında çok ünlüdür. Bak Kırım Türkleri arasında Ahmet Akay ünlüdür. Kuday Bergen var. Bu da zaten tam bir abi Kırgız ismi, değil mi? Kuday Bergen falan. Bu da Kırgız fıkra tipidir. Sonra bizim Karadenizli, Kayserili, Yahudi falan filan işte zaten herkesin bildiği tipler. O zaman bunlar da önemli mi abi? Bunlar da önemli. Geçiyorum. Geldim abi nereye? Ata sözlerine. İlk yazılı örnekleri neredeydi? Biz bunu işlemiştik. Söyle çabuk. Aferin sana Orhun kitabeleri. Duydum. Söyledin duydum ya. Sıkıntı yok. Söyledin ben işittim. İlk yazılı örnekler neredeydi? Orhun kitabelerindeydi. Hatta Emek abi nasıl söylemişti? Ya bu Bilge Kağan, Kültigin, Tony Cook bunlar bizim atalarımız değil miydi? Evet. ilk yazılı örnekler bunlar değil miydi? Evet. Onların kendi ağzından sözleri yok muydu? Evet. E o zaman ata sözü olmuyor mu? Adamlar bizim atamız değil mi? Evet. Bu, bu kadar basit. Kafanda kodla. Sav sap adı ile karşımıza çıkabilir. Abi zaten bak sen İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı videosunda savlara atasözü demiştin. Hatta sen bir emek dede olmuştun. Torunlarına sürekli atasözü söylüyordun. Torunlarında sana ne diyordu? Emek dede bizi bir sav diyordu değil mi? Bizi bir sal diyordu. Bak öyle bir hikaye uydurmuştuk. Osmanlı döneminde mesel, durup emsal, emsal denmiştir. Hatta bak Şinasi'nin de durup emsali Osmaniye diye bir eseri var değil mi? Yani Osmanlı'daki atasözleri bak durup emsal Hali Osmani. Böyle kafanda kalsın. Zaten bunları da konuşacağız. Kalıplaşmış sözlerdir. Değiştirilmezler. Tamam abi. Kısa ve özlüdür. Ders verme amacı vardır. Tamam abi zaten bak atasözü ben ne yapıyorum? Bir öğüt almıyor muyum? Tamam öğüt alıyorsam ders verme amacı illaki olacak. O zaman şunları görürsen aklına atasözleri gelsin. Bak atalar sözü destanı. Levni'nin tamam mı? Bak atalar sözü destanı. Sonra güvahinin pentnamesi mesela ünlüdür, güzeldir. Değil mi? Nabi'nin hayriyesi falan olabilir. Bak haza kitabı, Atalar bir fermayet oğullara. Bak bunları görürsen bu isimleri görürsen de git şıklara şöyle bir sözü ara. Tamam mı abisinin gülü? Geçiyorum. Geldim alkış ve kargış. Bitti bitti az kaldı. Hiç sıkılma. Rahat rahatız gayet güzel ilerliyoruz. Alkış kargış. Emek abi sen söyledin. Alkış duaydı. Kargış neydi? Bedduaydı değil mi? Beddua. Heh, hatta Emek abi sen demiştin ki bunun çok güzel örnekleri vardır. Dede Korkut kitabında bulunur demiştin değil mi? Dede Korkut hikayelerinde bulunur demiştin. Heh, en güzel örnekleri Dede Korkut kitabında bulunur. Alkış duadır, kargış bedduadır. Dede Korkut hikayelerinde bak yom vereyum hanum ya da yom vereyum hanum der. Yani böyle bir kalıp vardır bunu der. Sonra da alkışa yani dua etmeye başlar. Abi ne der? İşte ak pürçekli ananın yeri bir hiç olsun. Ak sakallı baban yeri uçma olsun. Hak yandıran çırağın yana dursun. Kadir tanrı seni namerde muhtaç eylemesun. Hanım ey. Abi ne güzel ya böyle bir nurlandık. Böyle bir maşallah inşallah inşallah. Tamam. Peki abi bu ne? Uyuz olasın da kaşıyacak tırnak bulamıyorsun. Bu da beddua. Aklında bulunsun. Bak hemen gidip soru çözmek lazım şimdi. Diye diye düşünüyorsun. Doğru düşünüyorsun. Gerçekten soru çözmen de lazım. Instagram'dan bana abone olursan çok ama çok mutlu olurum. Emek abi yorulduk ama güzel bir dersti, verimli bir dersti. Abi resmen halk hikayelerini falan, masalları falan yaşadık ya. Çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Umuyorum ki güzel dinliyorsun, notlar alıyorsun. Ne yapıyorsun? Video ders kitabından altını çiziyorsun. Sonra da soru bankasından soruları çözüyorsun. Kendine çok dikkat et, kimseye bulaşma. Allah'a emanetsin. Bay bay.